Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde çok renkli ledler üzerine konuşalım istiyorum. Uygulamada iki ya da üç ledin aynı gövde içinde birleştirilmesiyle oluşturulmuş çok renk yayan ledler de kullanılmaktadır. Örneğin sevgili kardeşlerim, sadece kırmızı ledimizi doğru polarize edersek kırmızı rengi elde ederiz. Örneğin hem kırmızı hem de yeşil ledleri doğru polarize edersek üçüncü karma bir renk elde ederiz malumunuz. Bunun gibi kırmızı, yeşil ve mavi renklerin akımlarını, yani bu ledlerin akımlarını, parlaklık seviyelerini değiştirerek binlerce, milyonlarca renk elde edilebilir. LCD ve LED televizyonlarımızdaki mantık bu şekilde. Şekilde ortak katot ve ortak anot RGB ledlerimiz görülmekte. Dört kablolu gördüğünüz gibi ledlerimiz. Bunların nanoteknolojik olanları televizyonlarımızda, monitörlerimizde kullanılmakta. Ledlerin parlaklık seviyesini yani akımlarını ayarlayıp binlerce renk tonunu elde edebiliriz demiştik. Biraz daha anlatmaya çalışalım. Örneğin kırmızının hepsi olsun sevgili kardeşlerim. FF olsun heksadesimal olarak. Green, yeşil olmayacak, blue olmayacak diye dediğimiz zaman kırmızı renk şu şekilde elde ediliyor. Hepsi maksimum seviyede olursa beyaz renk elde ediliyor. Evet, şu şekilde. Bunun gibi. Binlerce, milyonlarca renk tonu elde edilebilir. Evet. Şekilde ortak anot ve ortak katot tekrar gösterilmekte. Gelelim yedili göstergeye. Yedi parçalı gösterge. Seven segment display. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tane de noktası var gördüğünüz gibi. 8 parça olur. Ortak anot olabilir, ortak katot olabilir. Burada toplamda 8 tane ledimiz var. Bazıları yanınca harfleri ve rakamları bu şekilde elde etmemiz mümkün. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalınız efendim.